Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Yine kısa bir transfer videosu ile karşınızdayım. Evet her gün size söz verdiğim gibi kısa videolarla transfer gündemini yorumlayacaktım. Ve son güncel bilgileri sizinle paylaşacaktım. bu videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. E, Tabi abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Her gün böyle kısa kısa 3-4 dakikada Galatasaray'ın transfer gündemini sizler için değerlendirip son bilgiyi, son bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Evet transferde önemli bir gelişme var. Aslında Galatasaray'ın geçen sene Ocak transfer döneminde gündemini aldı ama Bonus servisini anlaşamadığı, transferinin gerçekleştiremediği bir isim vardı. Konyaspor'da Spor'da oynayan. Bosna Hersekli bir futbolcu vardı. Amir Hadzi Ahmetoviç. Geçen sene zaten hatırlarsınız bu isimle konuşmuştuk. Galatasaray bugün Kone Spor'a Amir Hadzi Ahmetoviç'in resmi bir teklif yaptı. Zaten orta saha transferini yapacağını söylemiştik. Aslında Sergio Oliveira ve Torreira'nın olmadığı zaman da orta sahada üretkenlik sıkıntısı yaşıyor Galatasaray. Alternatif bir isim lazımdı. 25 yaşında hem Beşiktaş istiyor hem de Champions League ekibinden Burnley istiyor bu futbolcuyu performansı iyi bence Süper Lig'de kendinden söz ettiren bir futbolcu Amir Hadzametovic önemli bir isim Galatasaray bu transfer için Konyaspor'a resmi bir teklif yaptı. Teklifi de açıklım isterseniz sizlere belki birçok yerde bu yoktur ama Galatasaray'ın son aldığım bilgiye göre Konyaspor'a Spor'a Amir Hadzametovic'in yaptığı teklif 3,5 milyon euro bonservis bedeli artı sezon sonu Ankara gücüyle sözleşmesi sona erecek kiralık futbolcumuz var. Taydan Antalyalı. Bu futbolcuyu da bon seviyesiyle vermek istiyor. Yani aslında bir nevi Konya Spor'un orta sahada mağdur olmaması için o bölgeye bir futbolcu vermek istiyor. Konya bu teklifi değerlendireceğini de Galatasaray yönetimine iletti. Eğer, eğer bu teklifi kabul ederse Galatasaray'da da Taydan Antalyalı'yı ikna etmesi kalacak. Taydan ikna olursa bu transfer gerçekleşir. Bekleyeceğiz birkaç gün içerisinde bu Dönüşle sağlanacak ve Galatasaray bu transferi Ocak transfer döneminde bitirmek istiyor. Bir kez daha söyleyelim. Hem Burnley hem de Beşiktaş bu transfer için resmi olarak Konyasporla görüşme halinde. Evet, James Rodriguez yine çok fazla Türk basınını meşgul eden bir isim. Ben bugün gündüz saatlerinde Galatasaray yöneticileriyle bir görüşme sağladım. Biliyorsunuz Hames Rodriguez Galatasaray'ın anlaştığını, bu transferin bittiğine dair bazı haberler var. Bunu sordum. Biz biz Hames gezde henüz bir anlaşmamız yok. Bu transferi bitimine dair çıkan haberler tamamen yalan. Biz bu futbolcuyla anlaşmadık dedi. buradan da şunu anlıyoruz. Hames Rodriguez'in gezin bir menajer haberi olduğu, bir menajer oyunu olduğunu da anlıyoruz. Evet, transfer listesinde var mı? Var. Yani listede var ama hani bir anlaşma yok, henüz biten bir şey yok. Çünkü Galatasaray'ın orada zaten matası var. Hani mata gitmeden o bölgeye Ameliyatı öteki almak çok doğru olmayacaktı. Yine Haber 1905 aracılığıyla son güncel bilgiyi de öğrenmiş oldunuz. E, Uğur Çiftçi transferinde evet Emre Taşdemir ikna olmadığı için o bölgeye şu anda Uğur Çiftçi gelemiyor. Biliyorsunuz dün de söyledim e, bu konuda bir değişiklik yok. Galatasaray belki fiyatı artıracak gibi gözüküyor veya Emre Taşdemir'i ikna edecek. Eğer Emre Taşdemir ikna olur veya Galatasaray fiyatı artırırsa o zaman Uğur Çiftçi Galatasaray forması giyecektir. E, bir an önce olması lazım. Yani Antalya Spor, maçını belki bir şekilde yeneriz. Zaten Antalya Spor'da eksikler var ama hani sonraki oynayacağımız maçlarda o çiftçiye ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Yine Haber 1905'te sizlere hem Twitter'dan hem de burada ilk olarak verdiğimiz bir isim vardı. Lucas Moura, Brezilyalı ve Tottenham'da oynayan futbolcu. Tottenham'da ayrılmak istiyor. Okan Buruk'un verdiği transfer listesinde, transfer raporunda Lucas Moura da yer alıyor. Asayi Lucas Moura için Tottenham yetkilileriyle görüşmeye devam ediyor. bon ee, bonservisinde sıkıntı yaşıyoruz. E, alamıyoruz. Norveç City vermiyor. Yüksek bir bonservis bedeli istediği için oraya daha deneyimli bir futbolcu istiyor Okan Buruk. Lucas Moura için görüşmeler devam ediyor. Henüz biten bir şey yok. Öte yandan e, Ümran hem e, Matias Rosu hem de Yusuf Demir'i transfer etmek istiyor. Yusuf Demir'i e, hem Sivasspor hem Alanya Spor hem de Ümran Espor istiyor. E bu konuda Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Eee için de Ümraniyespor'un teklifi var. Galatasaray bu teklife sıcak bakıyor. E, bekleyip göreceğiz. E, belki Ros Ümraniyespor'a gidebilir. Ümraniyespor da e, transferde bir e, şöyle söyleyeyim bir atak yaptı. Bunu da dile getirelim. E, Mateta ismi geçiyor ama Mateta ismin açıkçası ben e, yönetimden doğrulatamadım. Henüz bu isim konusunda bir isim vermiyorlar ama Fofana'yı Chelsea'de oynayan Fofana'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Sevgili dostum, Öte yandan tabii ki Galatasaray hafta sonu Antalya Spor karşılaşacak. Antalya Spor maçı da Galatasaray için önemli bir maç. Galatasaray maçı ben kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray ilk defa uzun bir aradan sonra tam kadroyla sahada olacak. Bu tam kadroda ben ilk 11'e benim aldığım bilgi, tabii bunlar muhtemel 11'ler onu söyledim. Kalede Mustera'nın başlamasını bekliyorum. Sağda Sasha Boy'in Nason tam altında Abdülkerim Bardakçı ile beraber. Soğubek'te Emre Taşdemir'in denendiğini söyleyebiliriz taktiksel antrenmanda. Muhtemelen Emre Taşdemir başlayacaktır. Hani Davut Dubois biliyorsunuz orada ters ayakta kalıyor. Bazen kademe hatası yapıyor. Bu yüzden Emre Taşdemir'in orada başlamasını bekliyorum. Daha böyle ofansif bir kadroya sahaya çıkacak Galatasaray. Orta sahada yine Lucas Torreira ve Sergio Oliver ikilisi yerini alacaktır. Önlerinde Mertens. Kanatlarda ben Barış'ın yedek kulübesine çekileceğini sağda Raşistan'ın oyuncağı konusunda bir bilgi aldım. Solda Kerem ve Forvet'te birisinin özlediği Mauro Icardi ilk 11'de başlayacak. E Tabii önemli bir maç Galatasaray. ne Biliyorsunuz e, bu süreçte birçok maçını e, Nef Stadyumunda oynayacak. Sadece birkaç tane deplasman var. Bunlar da Galatasaray'ın kazanabileceği e, deplasmanlar. Galatasaray çok iyi bir ilme yakaladı. Yani şöyle deyim yerinde ise şiir gibi bir futbol oynuyor. Aksayan bölgeleri var mı? Var. Solbek aksıyor. İşte Solbek'te de dedi dediğim gibi az demin e, Uğur Çiftçi transferi gerçekleşirse bence Galatasaray o bölgeyi de sezon sonuna kadar çözmüş olacaktır. Forvet'te Seferovic için birçok talip var. Yunanistan'dan teklif var ama yıllık maaş konusu problem. Eğer Galatasaray Seferovic'in yıllık maaşının bir kısmını öderse o zaman Seferovic gider. Yerine de işte Matida ismi konuşuyor ama ben doğratamadım. Fofana ismi çok ciddi anlamda konuşuluyor. Fofana da Galatasaray'ın tek bir problem var. Futbolcunun bonservisiyle almak istiyor. Chelsea bu konuda henüz ikna olmuş değil. Antalya karşısında Galatasaray'ın böyle baskılı pres yapan bir takım olacağını düşünüyorum. Erken gol bulan hızlı sonuca giden bir takım bekliyorum. Ki full gişi arkadaşlar. Biletler tükendi. Tarafların bu kadar büyük ilgi göstermesi açıkçası hepimizi çok mutlu ediyor. Biz takımımızın, camiamızın arkasındayız. Ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Transferlerde Galatasaray acele etmeyecek zaten, hani etmemesi lazım. Çünkü aceleyle yapacağım bir transfer bir anda e, tam tersi de tepebilir. Önce bir anotta çıkman lazım, sefer başına çıkman lazım ki o bölgeye takviye yapabilesin. E, Mata için de Okan Buruk hani gönderilebilir, raporu verdi ama hani Mata'yı kim ister, kim istemez. Bu konuda henüz hani bir teklif yok Mata için. Yani teklifler olursa belki e, bu biraz daha değerlendirilebilir. Yani iş transferde hareketlik var. İş transferde özellikle de Sasha Boye, Crystal Palace, Udinese gibi takımlar. Sporting Lisbon hatta yine isteyen takımlardan bir tanesi. Yani Galatasaray'ı göndermek istemiyor ama Udinese hani 8 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulundu. Galatasaray en az 15 bekliyor. 15'in altında bir teklif gelirse Galatasaray kabul etmeyecek. Henüz 22 yaşında bir futbolcu Bakalım Galatasaray e, gelen teklifleri nasıl değerlendirecek ama ben aldığım bilgiyi söyleyeyim. Galatasaray Sasha Boy'u göndermek istemiyor. Nelson'u da göndermek istemiyor. Kerem'i de göndermek istemiyor. E, Torriera'ya Milan'ın teklifi var. Göndermek istemiyor. Dada bunlar kemik kadro. Yani hani saydığımız zaman Sasha, Nelson, Mustera, Abdülkerim Badakçı, Torriera, Kerem, Icardi, bu Mertens kemik kadro. Hani bazen e, Olivera, Berkan bir değişik değişiklik olabilir Oliveira da tabii bu takımın kimi kadrosu da olan bir isim. Olması olmazı olan bir isim. Sadece sağ taraf bazen değişiyor işte. Raşista veya Yunus veya Barış oynayabiliyor ama şu anda gayet havamızı, ivmemizi yakalamışız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kısa bir videoda sizleri bilgilendirmek istedim. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Desteğiniz benim için çok önemli. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.